Bugün de kart aldım. Şimdi ama yani bunun ciddi anlamda şeyi var. Algı operasyonu yapıyoruz aslında bir anlamda. Çünkü biz burada evet Kartal'dan konuşuyoruz ama bizim dinleyici kitlemiz aslında şu an San Diego'da, Brezilya'da, Porto Rico'da. Yani çünkü dünya dediğim bir avuç şeye dönüşmüş, bir ufacık böyle bir köye dönüşmüş bu sosyal medya sayesinde. Ve bence biz şu an çok önemli bir iş yapıyoruz çünkü Cemal Süreya bence bana kalırsa dünya işinde çok önemli bir yere sahip. Ama biz bunu ne kadar duyurabiliyoruz? Bir tane çevrilmiş kitabı var. Gelen arkadaşlara ne kadar dağıtabiliyoruz? O ayrı. Evet, kesinlikle. Şimdi buraya gelmeden evvel Vedat Bey beni özellikle uyardı. İyi bir konuşma hazırla dedi. Bak sıkı bir yazı olsun ona göre. Peki dedim ben de. Şimdi dip köşe şiir notlarının ikinci cildinde yer alacak bir yazıyı getirdim. Bilmiyorum ama biraz akademik bir çalışma oldu. Sıkılır mısınız? Hani arada gerçi sıkılmayacağınız anekdotlar da var ama artık ya Allah bismillah diyelim, ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Cemal Süreya'nın, bugün ben Cemal Süreya şiirinde anne rahmine dönüş imgesine ve bunun açılımı olarak da onun psikolojisini incelemek istiyorum. Özellikle yumurtçu bakış açısıyla arketiplerle olan ilişkisini incelemek istiyorum. Cemal, tabii benim de animusum oldukça güçlü olduğu için burada konuşmayı tercih ediyorum. Cemal Süreya'nın şiirinde aşk, sevda, cinsellik, erotizm ve pornografi önemli bir yer tutar. Onun şiiri üzerine yazılacak binlerce satır arasında en geniş paragraftır kadınlar. Bu hususta çok yazı yazıldı, tezler hazırlandı. Ben onun annem çok küçükken öldü, beni öp, sonra doğur beni dizeler ekseninde anne rahmine dönüş imgesine ele almak istiyorum. Cemal Süreya'nın birçok söyleşisinde tekrarladığı dizelerdir bunlar. Annesinin küçük yaşta öldüğünü her fırsatta söyler, günlüklerinde yazar. Hatta beni öp sonra doğur beni dizesini daha sonra kitap ismi olarak da kullanmıştır. Birlikte olduğu kadınlara annelik ithaf eder Cemal Süreya. Yine de bu dizeleri sadece annesinin büyüdüğü için yazdığını söylemek eksik olur. Çünkü bu iki dizenin tahliliyle bana kalırsa bir kitap bile yazılabilir. Anne rahmine dönüş esasında bilinç dışına yer alan bir imgedir. Jung'un anne arketipi ile ilişkilidir, evrenseldir. İnsan bilincinin evrimi sürecinde birçok sanatçıda buna benzer ifadeler tespit edilir. Ana kaynağı, ilk başlangıcı veya tanrıçaya dönmek olarak da okunabilir. Platon'un ideal savını sürdürerek bir yerlerde, göksel bir yerde, analık ile ilgili tüm fenomenlerin öncesinde ve üstünde olan bir anne ilk imgesi var derler. Bilinç dışının parçasını koklayan, her zaman ve her yerde herhangi bir dış etkenden bağımsız olarak kendiliğinden ortaya çıkan bir içgüdü olarak da tanımlar anne arketipini. Sayısız tezahürü vardır. Bahsedemenden kibere, tüm sanatçıları ilk akla geliveren örneklerdir. Yine de geniş anlamda bakılırsa gök, toprak, orman, ova, tarla, mağara, ağaç, her tür oyun için inek ve tüm yararlı hayvanlar da komik değil mi? Hayır, gerçekte böyle. Simgesel olarak bu anlamı taşıyabilir. Sadece ki Cemal Süreya'nın tüm şiirleri analiz edilirse bu dizeler haricinde de anne arketipine işaretten ikisi de bulunurdu. Şimdi anne arketipine çıkarmışlar işte. Anne arketipi dediğimiz şey, anne arketipi dediğimiz şey, üç özelliği var. Bu bilinç altına yaran, daha doğrusu bilinç üstünde, bilinç üstünde yer alan bir çeşit harita gibi düşünün arketipleri. Anne arketipini ise üçe ayırıyor. İyi, güzel, besleyici olduğu kadar korkunç ve cezalandırıcı da olabiliyor bu arketip. Bu nedenle, ben de biraz Hint felsefesiyle de birleştiriyorum bunu. Samkhya felsefesine göre anne prakriti yani doğa, tabiat olarak tanımlanıyor. Ve içine üç guna yani enerji kanalı, üç kalite veya üç cevher olarak da diyebiliriz buna, var. Sattva, denge, şimdi evrim gücü, rajas, güneş, hareket, gelecek, eylem gücü ve tamas, ay, arzular, karanlık, geçmiş gibi. Üç bölüm halinde inceleniyor anne arketipi. Cemal Süreyya'nın
Anne modellerinin anlaşılmasına anahtar olduğu için bu tanımları detaylı olarak veriyorum. Anne arketipinde bunaların hangisinin daha baskın oranda dışa yansıtılacağı ya da bunlardaki problemlerin kombinasyonuna göre anne modelleri değişebiliyor. Çocukluktaki travmalardan ve maruz kalmış anne modellerinden dolayı anima, yani psişenin kadın yönünde etkilenerek parçalara bölünebiliyor. Ve temel sıyada da çocukluğundaki travmalara bağlı anima bölünmesi belirtileri görülmekte. Şimdi bunu da sırası gelirse daha detaylı anlatacağım. Bildiğiniz gibi okumuşsunuzdur pek çok yerde. Cemal Süreya'nın öz annesi iyi, erken kaybedilmiş, birçok özenilen, çok özenilen bir anne modeli, rahmani bir anne. Onunla yaşamış çeşitli söyleşilerden Süreya'nın çok özel bir anneye doğduğunu anlıyoruz. Gül beyaz ya da teninin renginden dolayı sadece beyaz. Zeki, hafızası çok güçlü. Çocuklara nasıl bakacağını bilen, annelik öğeleri çok baskın, çok güçlü, çok gelişmiş, çok yiğit bir zata kadını Gülbeyaz. Babasını Çanakkale'de kaybedilmiş bir şehit kızı. Töreyi hiçe sayarak, kocasını kaçarak evlenen bir aşık kadını. Okuma tutkusuyla dolu, şiir seven, ezberinde alevi deyişleri, masallar, destanlar, öyküler bulunan, ve bunları uzun uzun, örneğin oğluna bir bardak süt içirmek için ayaküstü okuyabilen müthiş bir anne, baskın bir karakter. Cemal Süreya'nın annesiyle ile ilgili şu sözleri, onun şiirine yansıyan anne arketipinin kavranması bakımından da önemli. Bunlar Cemal Süreya'nın sözleri. Konuşmayı çok seven bir ailenin çocuğuyum. Yalnız şiir yetisini annemden aldığımı söyleyebilirim. Daha çok küçükken, 5 ya da 4 yaşındayken, annem bana Kerem ile Aslı öyküsünü bütünüyle, mazlum yerlerine dahil, oturup okurdu. Hatta bazen sırf gönlüm almak için, bazen de bir bardak süt içirmek için. Eşikte oturur, elinde bir çay bardağını süt, bütün Kerem ile Aslı'yı okur. Çömelmiştir, ben yine istemem. İçmeyi sütü. Bu sefer bir tane tokat atar ve gider. Ama annemin onu okuma tutkusu işte ateş ile Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem hep ondan kalmıştır. Bende böyle bir şey uyanmıştır. Cemal Süreya'nın şiirine yansıyan anne arketipinin kavranması için onun çocukluğunun ve annesinin nasıl kaybettiğini de bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çocukluğu Erzincan'da, Cemal Süreya'nın çocukluğu Erzincan'da feodal varlıklı bir ailede geçer. Zayıf, hastalıklı ve sık sık havale geçiren bir çocuktur Cemal Süreya. Amcalar, halalar, kuzenlerle dolu büyük bir ailenin küçük prensidir. Öyle ki kendinden sonra doğan iki kız kardeşinin, bir yaşında ölen erkek kardeşinin ve bütün küçük çocukların adını kendisi koyar. Yani buna izin verilir, böyle bir ailedir. Annesine hayran, onun okuduklarını hayran, el üstünde tutulan mutlu bir çocuktur. Babası Hüseyin, nakliye işi yaptığından uzun süre eve gelmedi olur. Eve döndüğünde de kavga eder Cemal'le. Töre gereği çocuklarına mesafeli bir babadır Hüseyin. Cemal, babasının onu bir kez bile kucağına alıp sevdiğini anımsamaz. Onunla hep mesafeli bir ilişkisi olur. Annesiyle bütünleşir daha çok. Onun şiirlerinde, öykülerinde kurar hayal dünyasını, yazar olmak ister. Mutlu aile tablosu Dersim isyanına kadar sürer. Halk ve asker arasına gerilmiş ortamda demir yumruk lakaplı amcası Memo, valiye yumruk indirdi yahut bıçak çektiği için, orası biraz karışık. 1938'de Bilecik'e 20 yıllık zorunlu ikamete gönderilir. Aşiret yapısını gözeten Hüseyin de ailesini onu takip eder. 6-7 yaşlarındadır Cemal Ovakitler. Anne, baba ve iki küçük kız kardeşiyle bir hayvan vagonunun tepesinde. Varlıktan yoksulluğa, mutluluktan mutsuzluğa, prenslikten esarete 100 yıllık bir yolculuğa çıkar tabirse. Annesi, Bilecik'e geldikten 6 ay sonra 5. çocuğunu doğururken kanamadan ölür. O yolculuğu şöyle anımsar Cemal Süreya. Çok varlı bir ailenin el üstüne tutulan çocuğuyken bir hayvan vagonunda 100 yıllık bir yolculuğa çıkmıştık. Sonrası annesizlik, temel kırgınlık bundandı. Annelerinin ölümünden sonra onlara babaanneleri bakar. Ancak
Annesizlik, Cemal'i ve kız kardeşlerini derinden etkiler. Derin bir çaresizlik kırarsın annesizlik. Evde bir hanım olsun isterler, onlara sahip çıksın, ona anne desinler. Ve babası 6 yıl dayanabilir bu bekarlığa. Ve 6 yıl sonrasında Esma ile evlenir. Esma delidir. Eve geldiğinin 4. günü babaannesi ve Cemal evden kovdurur. Babaannesi ve Cemal komşuların evinin odasında bir kiracı gibi yaşamaya başlarlar. Cemal'e ve kız kardeşlere çok çektirir bu üvey anne. Öyle ki kız kardeşlerini eve kilitler, kız kardeşlerini bıçaklar. Kız kardeşlerini saçından tutup kuyuya sallar. Ve Cemal'in yemeğine kesip kavurduğu tırnaklarını atar. Düşünebiliyor musunuz? Cam ezer, camı kırar ve o cam kırıklarını Cemal'in yemeğine atar. Yani ona büyülü otlar içirir. Böyle tam bir cehennem. Bu cehenneme dönen evden kaçmak için herkesin habersiz, devlet parasız yatılı sınavlarına girer Cemal Süreya ve kazanır. Öncelikle Bilecik Ortaokulu'nu, sonra Haydarpaşa Lisesi'ni ve nihayet Mülkiye'yi de parasız yatılı okur. Bilecik'ten kaçıncaya kadar Esma, Cemal'in eve gelmesine, kız kardeşleriyle konuşmasına asla izin vermez. Cemal Süreya'nın hayat hikayesini aşama yürüde dönecek olursak, Gülbeyaz ve Esma, Cemal Süreya için iki farklı anne modeli. İki başkan geldi de. Yani anne arketipinin onun anne modellerine yansıyan rahbani ve şeytani yüzleridir. Her ne kadar şiirinde ve evlendiği beş kadına ulaşmaya çalıştığı Gülbeyaz modeliyle hayatına yansıyan rahmani, güzel olan anne ise de evliliklerinde uyguladığı şiddet aslında Esma modeliyle yansıyan şeytaniliği, kötülüğü cezalandırma isteği olabilir. Yani bunu biliyor muydunuz? Cemal Süreya evliliklerinde şiddet uyguluyor. Ben mesela duyduğumda çok şaşırmıştım. Bu yazı için araştırırken öğrendim onu. Anne arketipinin bu denli zıt modellere yansıması, onun animasını yani psişesinin kadın yönünü de bölmüştür. Bu nedenle Tomris Uyar'ın Cemal Süreya'na bölünmüş kişiliğine dair söyledikleri dikkat çekicidir. Bunlar Tomris'in sözleri. Tanıdığı kaç kişi varsa o kadar Cemal Süreya vardır. O yüzden ben bir tane Süreya biyografisi düşünemem. 3 tane yazılabilir. 3'ü de apayrı. Yani bana kalırsa Cemal Süreya hem Tomris Uyar'ın tanıdığı gibi son derece şefkatli, evine bağlı monogam bir adam, hem Zuhal Tekkanat'ın yaşadığı gibi kelebekleşen, uçarı bir erkek, hem de ilk karısı Seneha Nemli'nin dişlerini dökecek kadar zorba bir adam. Cemal Süreya günlüğünde çok tartıştığı ama çok da sevdiği oğlu Memo Emrah'ın kendisinde Oedipus kompleksi bulduğunu yazar. Baba figürü uzak ve silikken anne figürüyle çok özel, şiirsel bir ilişki kurduğu, feodal bir Zaza ailesinin ilk ve en büyük erkek çocuğu olarak annesini gururlandırdığı düşünüldüğünde Oedipal duygular fazla kamçılanmış olabilir. Bu noktada Yusuf Alper'in tespitleri önemlidir. Bunlar da ondan alıntı. Cemal Süreya öpülmek ve yeniden doğrulmak ister. Hem birisi ölürse başka anne temsilleri, simgeleri yakında bulunsun ister. Yeni bir annesizliğe tahammül yoktur. Hatta Cemal Süreya'yı Cemal Süreya yapan temel şeyin tabii ki sanat yeteneğinden sonra gelen en önemli yaşam olayının annesinin ölümü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii akademik yazılarda, bilimsel yazılarda biz tırnak işareti koyarak alıntıları belirtiyoruz ama böyle bir konuşmada maalesef bunu belirtmek zor oluyor. O yüzden burada tırnağı kapatıyorum, devam ediyorum kendi sözlerime. Yusuf Alper'in tespit ettiği gibi Cemal Süreya'da Freud'un oral dönemine ilişkin sorunlardan ziyade Oedipal döneme ait sorunların yoğun olduğu görülür. Ancak Cemal Süreya'nın annesinin ölümü konusundaki hassasiyeti günlüğüne tuttuğu notlardan okuduğunda bence farklı bir boyut kazanır. Hep annemin ben çok küçükken öldüğünden söz ederim ya, Birsen, yani Cemal Süreya'nın son eşi, Birsen Sağnak, başka düşünceler de üretiyor bu konuda. Gerçekte benim bir sürü annem varmış. Bunlar zaman içinde beni birbirlerine fırlatır dururlarmış. Top kimin elinde kalırsa, o anne bana bir süre bakmak zorunda hissedermiş kendini. Buymuş gerçeğim. Acı.
Tersini düşünürdüm halbuki. Kadınlar topu yakalamak için özel çaba gösterir sanırdım. Cemal Süreyya'nın hani bir söz vardır, düğmesini kim dikiyorsa onunla evlendi denir ya hakkında. Veya annelerinin elinde topa döndü diyor Birsen Hanım. Bu iddialara cevaben Freudçu bakış açısından ziyade bence Lacan'cı bir yaklaşım gerekiyor. Çünkü Lacan, Freud'un kabaca penis indirgenmiş Oedipus karmaşasını fallus kavramıyla ve dille birleştirerek simgesel bir olmak eksenine dönüştürüyor. Lacan diyor ki, dil bilinç dışının koşuludur. Kastrasyon sadece penisi kaybetme meselesi değildir. Fallus olmaktan, yani hem kadın hem de erkek için geçerli olan ötekinin arzu nesnesi olmaktan yoksun olmak anlamına gelir. Kastrasyon, yani eksik oluş ya da beni var kılma problemini Cemal Süreyya dile yoğunlaşarak şiirleşecektir. Evet, buna çok detaylı girmeyeceğim çünkü daha da uzuyor yazın. 3 dakika uzarlar, evet. Tamam. 3 dakikada toparlayabilirsin. Şimdi Cemal Süreyya'nın fallus, annesinin kaybından sonra anne imgesinden annesinin diline, yani şiire yöneliyor. Onun için fallus, şiir yazmak anlamına geliyor. Bu nedenle de Cemal Süreyya için fallus bir özetle şiir annedir denilebiliyor. Onun için annesi fallus olduğundan sadece şiirle ifade edilemez. Ancak anne ve şiir fallusla birleşiyor. Bu nedenle Cemal Süreyya her düğmesini diken kadına beni öp sonra doğru beni diye seslenerek aslında anne arketipini o kadınlara yansıtmış ve fallusa aşk değil de şiir anne olduğundan aşkta hazin, şiirde muazzam bir lezzet yaratmıştır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.